Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir katmer tarifi hazırladım. Hemen hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. 1 su bardağı suyu yoğurma kabına alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz eriyene kadar şöyle bir karıştırdım. Ve üzerine ununu ekliyorum. Burada 2,5 su bardağı un var arkadaşlar. Kontrollü olarak azar azar döktüm içerisine ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Unun hepsini birdenbire dökmeyelim. Mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Çünkü markadan markaya ölçü değişebiliyor. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Hemen onu da belirteyim. Hamuru toparladım. Şöyle iyice pürüzsüzleşene kadar tezgahın üzerinde yoğuracağım. Bakın yumuşak bir hamur elde ediyoruz şu şekilde. Kasenin dibinde çok az un kaldı. Onu da tezgahın üzerine alarak hamurumuzu iyice pürüzsüzleşene kadar yoğuracağım. Ve bu undan azar azar ekleyeceğim. Şöyle ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu bakın. Tamamen pürüzsüzleşti. Hamurumuzun kıvamını da şöyle göstereyim. Yumuşak bir hamur oldu. Birkaç parçaya kesiyorum ve eşit bezeler yapacağım şimdi. Hamurumuz sadece un, su ve tuzdan oluşuyor. Kestiğim parçaları birbirine eşitleyerek ve yuvarlayıp 6 tane beze elde ettim. Bezelerin hepsini güzelce yuvarlayıp hazırladım. Ve bezelerin üstünü kabuklanmaması için poşetle kapattım. Birkaç dakika bu şekilde dinlendireceğim. Bu sırada katmerin içerisine sürdüğüm sosu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı un ve 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Kıvamına göre sıvı yağını tekrar ekleyeceğim. Şöyle çatalla iyice pürüzsüz olana kadar, topaklanmalar gidene kadar karıştırdım. Sosu iyice karıştırıp hazırlıyorum. Şöyle yakından da kıvamını görmeniz için göstereyim sizlere. Bakın akışkan bir sos hazırladık. Şimdi hamurları altına üstüne hafif un serperek açıyorum. Katmerlerimi yapmaya başlıyorum. Oklavayla hamurumuz iyice incelene kadar açtım. Katları tek tek ayrılan iplik gibi tel tel katmer yapıyorum. Gerçekten katmerimiz çok lezzetli oldu. Çok güzel görünüyor. Ve yapılışı da çok kolay. Hamurunu böyle açtıktan sonra hazırladığımız un ve sıvı yağdan oluşan sosu hamurun üzerine tamamen her yerine sürüyorum. Ve sosunu da sürdükten sonra şu şekil bir aparatım var. Onunla böyle kesikler atıyorum hamurun üzerine. İsterseniz bıçakla veya kesme aparatlarıyla kesebilirsiniz. Bakın şu şekilde küçük küçük çizgiler halinde kesiyorum hamuru. Açtığım hamurun tamamını böyle kestim arkadaşlar. Tekrar belirtmek istiyorum. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bıçakla veya herhangi bir kesme aparatıyla ince ince şeritler halinde kesebilirsiniz. Üzerine maydanoz serpiyorum. Ve şöyle kestiğim hamurun uç kısımlarından elime bu şekilde biriktirerek toparlıyorum. Bu şekilde toplarken hafiften çekiştirerek hamuru biraz uzatıyoruz arkadaşlar. Şöyle uçlarına kadar tutuyorum ve bakın şöyle çekiştirerek uzatıyorum. Şimdi içe doğru gül böreği gibi her iki ucundan da sarıyorum. Ve sardığım kısmın bir tanesini diğerinin üzerine alarak elimle böyle bastırıyorum. Ve ilk katmerimizi bu şekilde yaptık.
Bu haliyle bir kenara alıp bekletiyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıp hazırlayacağım. O zamana kadar bu yaptıklarım dinleniyor arkadaşlar. Hemen diğer hamuru da açtım ve yağlayıp aynı şekilde kesiyorum. Maydanozunu da serptikten sonra hemen tekrar şeklini vereceğim. Bu sefer şu şekilde parmak uçlarımla içe doğru biriktirerek toparladım. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İki şekilde de göstermek istedim. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. Yine hamuru toparladıktan sonra şöyle uzatıyorum arkadaşlar, çekiştirerek ve içe doğru aynı diğerinde yaptığımız gibi gül böreği şeklinde sarıyoruz. Ve bir tanesini diğerinin üzerine alıp elimizle bastırıyoruz. Yapılışı bu kadar basit. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdiden katlarını görebilirsiniz. Yaptığım her bir katmeri de yine üzerine poşet kapatarak beklettim. Şimdi pişirmeye geçmeden önce elimizle tekrar böyle bastırarak biraz büyütüyoruz ve inceltiyoruz. Çok fazla büyütmeyelim arkadaşlar. Böyle küçük küçük çay tabağı büyüklüğünde olması yeterli. Pişirmek için tavaya biraz sıvı yağ alıyorum. Tavayı önceden ısıtıyorum ve katmerleri içerisine alıp pişirmeye başlıyorum. Mutlaka yağ sürelim, yağsız pişirmeyelim. Tavamız iyice ısındıktan sonra ocağın ateşini yarıma ayarlayalım. Eğer harlı ateşte pişirirseniz hemen yanabilir arkadaşlar. Bu sefer iç kısmı çiğ kalır. Kısık ateşte altını üstünü çeviriyorum. Yağı azaldıkça yağ ekleyerek pişiriyorum. Kahvaltı sofrasına veya çayın yanına yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çayla birlikte mükemmel gidiyor. Katmerlerimizin altı, üstü ve içi güzelce pişene kadar çevirerek pişirdim. Şimdiden katları ayrılıyor. Şöyle içlerinde bakarak kontrol ettim ve artık ocağın altını kapatıp katmerlerimi alıyorum. Sizlere birazdan içini de göstereceğim. Katmeri biraz dinlendikten sonra, soğuduktan sonra şöyle içini sizlere göstermek istiyorum. Bakın iplik gibi tel tel her katı tek tek ayrılan çok güzel bir katmer oldu. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.